Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine iki listenin karşılaştırılması, yine düşey ara ve İngilizce olarak VLOOKUP fonksiyonunun kullanılması ile ilgili bir uygulama yapmaya çalışacağım. Senaryomuzda normal düşey ara ile iki listenin karşılaştırılması, ki bu ürün orada var mı şeklinde, aynı şekilde bu ürün yandaki bir listede, bu sayfadaki bir listeyle ya da başka bir üstteki listeyle karşılaştırmak gibi aynı anlamda düşünebilirsiniz. İkinci aşamada da ürün adları olarak bu sefer aynı şekilde ürün adlarının karşılaştırılmasını yapmaya çalışacağım. Normal düşey arayı yaparak başlıyorum. Son kullandıklarım da varsa seçebilirim. Most recently used ya da tümüne gelip hemen fonksiyonun dikkatlerini tuşuna basarak bu seçimi yapıyorum. Buna bakacağız. Diğer dosyadaki bir sütuna bakabiliriz, alana bakabiliriz. Alan olursa kitlemek gerekebilir F4'le. Alanı seçtik. Sütun sayımız zaten bir tane, yani sağa doğru bir şey getirmeyeceğimiz için bir, tam karşılığı anlamında sıfır geldi. Bu gelenler yok. Tamam, bu yokmuş o listede. Ama bunun yerine ya yoktur, vardır yazsın başka bir şeye de bunu gidip eğer hatayla, değil mi? Eğer hatayla buraya bir mesaj verilebilir. Hatalı ürün kodu falan filan gibi ya da yoktur gibi olabilir. Bu da bir çözüm olabilir. Aşağı doğru çekilecek. Ya da bunun yerine var yok yazılsın gibi düşünebilir. O durumda burada verilen hatanın, eski durumuna getireyim, yok ve yok hatası İngilizcesi eney, yoksa ve is eney fonksiyonlarıyla bunun hata verip vermediğini kontrol ediyoruz. Yoksa'yı aldım parantez içine. Bu kadar. Bu da bize yanlış doğru, yanlış demek, daha doğrusu doğru demek, yoksa'yı ver demek. Yani doğru veriyorsa demek ki bu ürün burada yok anlamında. Bunu kontrol etmek için de bir eğer içerisinde bunu alırsak da var yok yazabiliriz. Komple seçip Ctrl C'yi alıyorum. Escape ile çıktım. Sildim. Burada bir eğer if yazacağım. Tümünden veya şeyden son kullanılanlarını seçme imkanım olabilir. Mantıksal aslında ama şundan büyük bunun eşit değil. Zaten doğru yanlış veren fonksiyonun kendisi mantıksal sınamanın yerine geçecektir. Çünkü mantıksal sınama zaten bir doğru yanlış mantığı veren büyük küçük eşittir gibi. Burada yoksa bize zaten yanlış vermesi, daha doğrusu doğru vermesi onun olmadığını, yani hata veriyor çünkü. Yoksa yani yok veriyor. Değilse de karşılığı var anlamında. Demek ki yoksa ise karşılığı yok, değilse var veya başka bir mesajı verebiliriz. Bu şekilde gör. Tabii bunun devamında ne olabilir? Devamında bu nar koşullu biçimlendirme conditional formatting'de kırmızı yapılabilir. Hatta tüm burası için bir koşullu biçimlendirmeye gidilebilir. O fonksiyon koşullu biçimlendirmenin içine yazılabilir. Bakın şunu alıyorum. Yoksa demek yok demek zaten de. Bunu alıyorum. Koşullu biçimlendirme conditional formatting içerisinde formül kısmına bunu yazdığımda bunu olanlar kırmızı olsun demek ne demek? Is eney verenler, yok verenler kırmızı anlamına demektir. Evet. Gelmedi, bir hata mı yaptık bakalım. Evet, oraya bir tırnak yerleştirmiş bizim metin işlediğimizi anlamış herhalde. Görmüş olduğunuz gibi olmayanları da direkt boyadık. Birçok şekli olabilir. Hemen şu diğer çözümü de yapayım. Onu silelim. Ne yapacaktık? Ürün adlarını diğer ürün adlarıyla karşılaştıracağız. Başka bir sayfadaki. Hemen karşılaştırıyorum. Artık son kullanılanlardan gidebilirim. Buna bak, nerede bak, iki de bak. Seçtik. 1, 0 geldi. Olmayanların yoksa izeneyle
buldum. Doğru yanlış haline getirdim. Yani aslında true false sistemine getirmek işi. Yanlış doğru sistemi. Yanlış demek yani yok sayı veriyor demek. O zaman da bunu komple alıp bir eğer'in içerisine koyarsam if içine yok demek yok oluyor. Yoksa var veya başka bir mesajı verebiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu videoda da ikinci uygulamaya çok benzer ama aslında diğerinde sadece var yoka kadar, yoksa'ya kadar yapacaktık. Orada da yaptık tamamını. Burada da 3 aşamalı birlikte normal düşüara var yok hali, yani true false hali, tekrar da var yok hali olmak üzere yaptık. Ayrıca burada kodlar tarafında da koşullu biçimlendirme yaptık. Yani burası da çok rahatlıkla şu düşüarımızı alıp hata verenlere kırmızı yap diye bunun üzerinde konuşma formatikte yapabiliriz. Bu videoyu da sonlandırıyoruz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.